Herkese merhaba dostlar. iOS 16.4.1 yazılım güncellemesi yaylandı. Bu yazılım güncellemeyi kontrol etmek için ayarlar genel ve yazılım güncellemeyi kontrol edip indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben yazılım güncellemeyi indirdim. iPhone 11 üzerinde 250 250 MB tip bir boyutta geldi arkadaşlar. Günceleme içeriğine baktığımızda ise günceleme hata düzeltme ve güvenlik güncellemeleri ve tabii ki de birkaç tane farklı emojilerin e, ten renk farkları gelmiş. Bunun yanı sıra ise tabii ki de Siri arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Siri'de bir sorun vardı. iPhone 14 serisinde de pil performansı ile ilgili bir sorun vardı. Bu sorunlar giderilmiş mi? Hızlı bir şekilde bakalım. Sadece iPhone 14 serisi için değil. Tabii ki de diğer modellerde de pil performansında bir sorun vardı. iOS 16.4 yazının güncellemesine geçtiğimizde ise bazı arkadaşlarımızın pil performansı kötüydü. Umarım bu güncellemeden sonra bu performanstan dolayı pil performansı da düzelir arkadaşlar. Ayarlara girdiğimizde ise arkadaşlar ilk önce pil performansına göz atıyorum. Ben güncelleme yapmadan önce pil sağlam %86 idi ve hala pil sağlama vaktinde %86 herhangi bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Gün içerisinde iPhone 11'i pek fazla kullanmadığım için pil performansında iyileştirmeler olduğunu söylemişler. Bilginiz olsun 1 saat 15 dakika içerisinde zaten testler gerçekleştirmiştim. Onun şu anda ekran süresini bana veriyor. Onun dışında Siri ve arama kısmında bu sorun tamamen çözüldü arkadaşlar. Apple geçmişinde öyle yazmış. E, biliyorsunuz ki iOS 16.4 yazılım güncellemesine geçtiğimizde ise artık hemen hemen birçok modelde artık Siri çalışmıyordu. Gerçekten benim şu anda kullanmış olduğum 3 modelde de Siri aktif olarak ölmüştü diyebilirim arkadaşlar. Bu şu anda güncellemeden sonra e, telefonumdaki Siri tabii ki de çalışıyor arkadaşlar. İlk önce ne yapmanız gerekiyor? Siri'yi arama kısmına gelmeniz gerekiyor. Siri kısmını önce kapatmanız gerekiyor ve Siri geçmişte silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçmişi sildikten sonra tekrar baştan ayarlama yapıyorsunuz ve ayarlama yaptıktan sonra Siri düzelmiş şekilde çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmuyor bilginiz olsun. Sadece kapatıp geçmişi sildikten sonra tekrar baştan ayarlama yapmanız gerek gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sorun yok iPhone saklama alanında sorun vardı arkadaşlar. Şu anda bu sorun iPhone 11 üzerinde tamamen giderildi. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde iPhone saklama alanı e, görmüş olduğunuz gibi hemen gösterdi. Nerede ne kadar çok fotoğraf var burada hemen gösterebiliyorsunuz. Son silinen fotoğrafları da otomatik olarak sil ve ve kendiliğinden silu alanında otomatik olarak kendisi açıyor arkadaşlar. Burada da iPhone saklama alanındaki e, depolama alanınızı gözetleyebilirsiniz. Tabii ki de sadece Siri ve emoji kısmında değil arkadaşlar, hemen yeni emojileri de hızlı bir şekilde göstereyim ben. Emoji kısmına geldiğimizde ise sadece el emojileri kısmında arkadaşlar örnek veriyorum emojiler kısmında bu şekil farklı renk tonları gelmişti Zaten bunları biliyorsunuz ve bu şekil el uzatma veya bir şey istemekle gibi bunu farklı tonları gelmişti. Bu tonları da kullanabilirsiniz emoji bölümünden bazı uygulamalar üzerinde bildirimler gelmiyordu. Bu bildirim sorunu çözüldü arkadaşlar. Bunun yanı sıra ise iPhone 14 serisi ve tabii ki de bazı modellerde de şarj sorunu vardı. Umarım bu güncelemeden sonra pil performansını düzelir arkadaşlar. Hangi modeli kullanıyorsunuz ve hangi sorunlar yaşıyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Geekbench skor puanı bir göz atalım. Önceki skor puanları arasında herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Hızlı bir şekilde bakalım. İlk önce iOS 16.4 yazılım güncellemesine baktığımızda Tekli skor puanı 1334 arkadaşlar. Çoklu skor puanına baktığımızda ise 3461 olarak güncellenmiş. Ve hızlı bir şekilde de e, IS 16.4.1 yazım güncellemesine baktığımızda ise tekli skor puanı aynı ama çoklu skor puanında artış mevcut. Tekli skor puanı 1324 çoklu skor puanına baktı Çoklu skor puanına baktığımızda ise 3498 olarak güncellenmiş arkadaşlar. Tabii ki de ben daha önce de dediğim gibi iPhone 11 üzerinde herhangi bir şikayetim yoktu sadece Siri kısmında ama bu Siri kısmında tamamen düzeltildi bilginiz olsun. iOS 16.4.1 yazılım güncellemesini yüklemenizi öneriyorum arkadaşlar. Eğer telefonunuzda pil performansı veya Siri sorunu varsa ve tabii ki de iPhone saklama alanında bir sorunlar varsa bunu gerçekten yükleyebilirsiniz ve bu sorun güncellemeden sonra bu sorunlar tamamen düzelecektir. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.